Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Musavvir. El-Musavvir, hebanın maddelerinin hazine kapılarını suret anahtarlarıyla açan demektir. El-Musavvir, ehli keşif ve şuhudun gönül bahçelerini tecellilerinin nurlarıyla ve ayetlerinin eserleriyle süsleyen demektir. Binaenaleyh hak, suretleri belirleyen ve heyetleri hazırlayan, misalleri misallendirendir. O, zahirleri genel anlamda, batınları ise özel olarak tasvir eder. Bilinmelidir ki, tasvir mertebesi, yaratma mertebelerinin sonuncusudur. Bu mertebelerin ilki ise ilimdir. Halk ise ilim ve tasvir mertebeleri arasında bir berzahtır. Aynı şekilde insanın zuhuru da yaratılışta cismanilik mertebelerinin sonuncusunda gerçekleşmiştir. Bu nedenle de Allah'ın yaratması gibi yaratma özelliği kazanmıştır. İnsanın yaratmasının bir örneği kendi nefsinde yaratmış olduğu inanç suretleridir. İnsan bu sureti bütün varlık hakikatlerini kendinde toplayan bir varlık olduğunu tasavvur ve vehmettiğinde yaratmıştır. Bununla birlikte insan sınırlı, belirlenmiş ve işin gerçeğinden habersiz bir hal üzerindedir. Bu nedenle ilahi gayret insanı ikaz edip onu varlık tecellilerinin genelliğine, gaybı hüviyetin var olanların mertebelerinin hakikatleri ile imkan kabiliyetlerinin anahtarlarını muttali kılmayı gerektirmiştir. Böylece insanın bütün tasavvurlarında ve vehim mahallerinde edebi takınmasını temin etmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Her nereye yönelirseniz Allah'ın veçhi orada bulunur. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Bakara Suresi 115. Ayet. Bir şeyin veçhi, o şeyin zatı ve hakikati demektir. Hak Teala şunu belirtmiştir. Kul her nerede bulunursa veya kul her ne tarafa yönelirse Hakk'ın veçhi kulun yöneldiği yerdedir. Gerçi akıl böyle bir şeyi inkar eder. Bunun nedeni Hakk'ın belirttiği konuda aklın eksikliğidir. Hak ise kendisine uyulmak konusunda daha hak sahibidir. Bu tarz tasavvur sahipleri iki kısımdır. Birinci kısım, hayat istidadı bulunan bir şey gibi cismani bir suret yaratanlardır. Halbuki buna gücü yetmediği için bu surete hayat veremez. Bunlar, İlahi azarlamanın muhatabı olan insanlardır. İkinci kısım ise ruhani suretler inşa edenlerdir. Bunlar meydana getirmekle sorumlu olunan amellerin suretleridir. Bu kişilere suretlere ruh üflemek için kudret ve güç verilmiştir ki bu ruh ihlas ve huzurdur. Bazıları ise bu ruhani suretlere bu tarz ruh üflemekten aciz kalan kimselerdir. Binaenaleyh, bu insanlar da ilahi azarlamanın muhataplarıdır. Bunlar amelleri itibariyle hüsrana uğrayanlara katılırlar. Bazıları ise bu suretleri meydana getirip Allah'ın izni ve tevfikiyle en yetkin tarzda onlara ruh üfleyen kimselerdir. Böylelikle bu suretler natık olarak ve hakkı tesbih ederek ayağa kalkarlar. İhlaslı arifler ise daima suretler meydana getirirler. Binaenaleyh onlar meydana getirdikleri şeylere ruh üfleyen tasvircilerdir. Onların işleri daimi, müşahedeleri ise her zaman bakidir.